İstediğim gün ve saatte sloganıyla sizlerle birlikte olan WOM TV'de yaşamın renklerinden merhabalar. Çok değerli konuklarımızı ağırlıyoruz. Yine bir konuğumuz var şu anda. Sevgiyle ağırlıyoruz, keyifle ağırlıyoruz. Güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. 2016 Expo'nun yüzü olarak tüm Antalya, tüm Türkiye, hatta tüm dünya tanıyor desek yalan olmaz değil mi? Sevgili Helin Aydın bizlerle birlikte. Helin'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. Biraz heyecanlı görüyorum seni. Evet. Ama daha önce yaptığın röportajlar olduğunu biliyorum. Bu konuda evet. Alışkınsın. Açıklamaları yapmaya, röportaj vermeye alışkın olduğunu biliyorum. Evet. Evet. Biraz geriye atalım istiyorum. Bu heyecanını biraz daha gerilerde bırakalım istiyorum. Gayet güzel bir şekilde dostça sohbet edeceğiz şu anda. İzleyicilerimize, hadi ben seni tanıyorum güzel bir şekilde. İzleyicilerimize birazcık kendinden bahsederek başlarsak heyecanı da atlatmış oluruz gibi geliyor. Tabii ki de. 2006 yılında İzmir'de doğdum. Hangi okula gidiyorsun? Şu anda Saime Salih Gonca İlk ve Ortaokulu'na gidiyorum. Evet, kaçıncı sınıf? 6. sınıftayım, 7. sınıfa geçiş yaptım. Evet. Nasıl dersler? Derslerle alakan nasıl? Her şeyin başı eğitimdir, o yüzden en çok eğitimime önem veriyorum. Evet. Bir kısa film çektik, o benim için çok önemliydi. Fakat yine de onun ayrıyetinde eğitime daha çok önem vermeye devam ettim. Şimdi ona da geleceğim zaten. Kısa filmle alakalı sorularım olacak sana. Evet. Evet. Nasıl başladı sanatla tanışma? Kaç yaşında? Bildiğim kadarıyla küçük yaşlardan itibaren sen evet. sanat dünyasının içerisindesin. İlk olarak 6 yaşında Andal Ateşi Kıvılcım'daydım. Evet. Dans, jimnastik ve bale okuluydu. Evet. 4 yıl boyu Andal Ateşi'nde bulundum. Ondan sonra Alman yapımı 2 tane filmde oynadım. Şu an isimleri fazla aklıma gelmiyor. Ondan sonra Expo 2016 ve Antalya şeyin çiçek ve çocuk temasında Expo'nun yüzü olarak tanıdın. Evet. Billboard afişlerde bulunmak beni çok mutlu etmişti. İnsanların tanıması çok büyük bir heyecan, güzel bir şey değil mi? Evet, havaalanında falan billboardlarda. Evet. Ardından işte bu kısa film çekildi, Kar Zamanı. Kar Zamanı, onunla ilgili evet. Kar Zamanı, Cevahir Çok Bilir isimli yönetmenimizin yazıp oynattığı bir film. Evet. Çok güzel çekildi. Korkut Elin'de çekildi film. Korkut Elin'de çekildi. Nasıl tanıştınız ekiple? Ekiple annem sayesinde tanıştım. Annem Cevahir abiye bundan bahsetti. Benden bahsettikten sonra Cevahir abi görüp filmde oynatmaya karar verdi. Filmdeki rolün neydi kısa filmde? Baş karakter diyebiliriz. İsmim Elif'ti filmde. Evet. Köyümüze gelen darbe biliyorsunuz. O konuda bir filmde. O nedenden dolayı köydeki hayvanları diğer köye aktarmaya çalışıyordum o filmde. Yoğun kar. Çok fazla kar vardı. Değil mi? Evet. Korkut Elin'de o anki hava durumu -15 dereceydi. Çok soğuktu aslında. Zor olmadı mı peki? Zor olan kısımları da vardı, kolay kısımlar ama da vardı. Ama keyifliydi değil mi? Evet. Evet. İki kısımdan çekildi. İlk kısımda gittiğimizde kar yağarken gitmiştik, -15 derecede. Evet. İkinci olarak gittiğimizde ise güneşliydi hava. O yüzden iki hava durumu olarak çekildiğinden dolayı. Bu kısa film iki bölüm halinde mi çekildi, iki farklı film miydi? İki farklı filmdi. Evet. Biri Nar Zamanı'ydı. Aslında bu filmin devamı olarak diyebilirim. Hı hı. Şimdi o filmin önceki hali Kar Zamanı'nı çektik. Evet. Biraz da seni tanıyalım istersen. Kardeşin var mı? Evet, abim var. Nasıl, anlaşıyor musunuz? Çünkü kardeşler özellikle yetişme çağında biraz sıkıntı yaşayabiliyorlar. Bazen çok iyi anlaşıyorlar, bazen anlaşamıyorlar. Sizin aranız nasıl abinle? Çok iyi. Aslında en büyük destekçim abim ve annem diyebiliriz. Çok güzel. Abimle çok anlaşıyoruz. Sanata karşı yatkınlığı var mı abinin?
O da Alman yapımı filmde oynadı. Fakat onun dışında fazla bu şeylerle Devam devam etmedi. etmedi. Evet. O bıraktı orada. O bıraktı. Hobilerinden bahseder misin izleyicilerimize? Ben müzikle uğraşıyorum, sanatla da uğraşıyorum. Evet. Enstrüman olarak gitar çalmayı seviyorum. Ek olarak yaptığım aktiviteler resim yapmak, portre, resim Gitar vesaire. dersi aldın mı yoksa kendi kendine mi Kendi kendime çalıyorsun? öğrendim. Neler çalıyorsun? Daha çok şey çalıyorum. Popüler müzikler Evet. mi? Türkü, gitarla bazı türküler var Evet. çalınabilen. Onlara yer veriyor musun? Evet, veriyorum. Çalmak mı güzel, söylemek mi? Benim için çalmak daha güzel. Söylerken biraz sıkıntı yaşıyorum. Evet. Neleri yapmaktan keyif alıyorsun daha? Başka resim var, müzik var. Onun dışında Anadolu Ateşi'nden sonra dansa fazla merak sardım. Evet. Devam ediyor musun dansa? Şu an devam etmiyorum ama daha sonra devam etmeyi düşünüyorum. İlerleyen zamanda, evet. Evet, araya bu film falan girince zaten devam etmek fazla şey olmadı. Okulla biraz zor olsa gerek, değil mi? Hem okul, hem kar zamanını çekmek, bunun için belirli zaman içerisinde vakit ayırmak, okul zamanından arta kalan zamanlarda mı gerçekleşti bu kısa film, yoksa onun için özel bir zaman mı ayırdın? Nasıl oldu? Kar zamanı filmi çekilirken okulun denk gelmediği günlerde çekmeye çabaladılar. Tatil günlerinde, sömestr tatilinde diyelim mi? Herhalde o zaman olmuş. Evet, o zaman oldu. Ama Expo okul içerisinden zaman aldı. Ama yine de çok güzeldi ikisi de. Ona da zaman ayırdım, ona da. Eğitimimi kısıtlamadı fakat eğitimim hala devam etti ve eğitime çok önem veriyorum bu konuda. Evet. Eğitime önem veriyorsun. Kitap okumayla aran nasıl? Seviyor musun? Çok seviyorum kitap okumayı. Okul içerisinde kitap okuma birincisi seçilmiştim. 3 kez üst üste. Ya çok güzel. Kitap okumayı seviyorum. Roman okumayı seviyorum. Çeşitli kültürel kitapları okumayı seviyorum. En çok tarihi araştırmayı seviyorum. Eski tarihleri. Ay çok güzel. Mitoloji mi yoksa Mitoloji, Yunan mitolojisi özellikle. Mısır'la en ilgili sevdiğin olanlar. karakter hangisi mitolojide? Horus. Mısır Özelliği ne peki? tanrısı. Bir gözü ay, bir gözü güneş olan anlamına geliyormuş. Kartal kafalı tanrı anlamına geliyormuş aslında. Horus. Evet, kendisine ilgi gösteriyordum. Evet. Ek olarak değişik film yapma dışında değişik filmleri izlemeyi de seviyorum. Özel sevdiğim karakterler de var. Yerli filmleri mi daha çok takip ediyorsun, yabancı sinemayı Yabancı mı? sinemayı daha çok takip ediyorum. Peki ileride ne olmak istiyorsun? Hayalinde bir meslek var mı? Evet, ben güzel sanatlar okuyup tiyatro bölümünü ya da televizyonculuk bölümünü istiyorum. Bunun ayrıyetinde o yüzden eğitimimi çok güzel tamamlamam gerekiyor. Güzel sanatları kararım olarak seçtim. Bunun üstünde ilerlemeyi düşünüyorum. Evet, sana sanat hayatında başarılar dileyeyim şimdiden. Teşekkür ederim. Söyleşimizin sonunda senin yolunda ilerlemek isteyen genç arkadaşlarına önerilerin var mı? Evet, eğitiminizi tamamlayın. Eğitim her şeyden önce gelir. Eğer eğitiminiz tam olmazsa, bu şeylerde tam olarak kendinizi tamamlayamazsınız. Her şeyin başı eğitim, değil mi? Evet. Evet. Eğitim elinde olduktan sonra Gerisi kolay. arkasından gelir diyorsun. Evet. Gerçekten çok güzel bir slogan diyeceğim buna. Uyulması gerekli olan bir slogan diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Söyleşimizin sonunda neler söylemek istersin izleyicilerimize, şu anda bizi izlemekte olan kişilere? Keyifli, heyecanlı çalışmalar yapmışsın. Küçük yaştan itibaren, 6 yaşından Evet. itibaren başlayan sanat yolculuğunda bugüne kadar değişik Evet. çalışmalar, dansçılık, müzik, Almanya'da bir kısa film çalışmasıyla başlamış. Sonrasında kar zamanına kadar ulaşmış. Evet. Kar zamanı ödülleri Hollywood'da verilecek. Evet, ona da 2019'da değinelim. Hollywood'a gidip ödülleri alacağız. Ek olarak izleyicilerimize söylemek istediğim, eğer siz de benim gibi küçükseniz ve eğer yeteneğinizin olduğunu düşünüyorsanız, siz de
deneyebilirsiniz böyle şeyleri. İnsanın bu şeylere gelmek için sadece içindeki yeteneği keşfedip biraz daha kendisine güvenmesi evet. gerekiyor sanırım. Güvenle bir adım daha atılmış oluyor, değil mi? Evet. Çok teşekkür ederim sevgili Helin. Kendinle ilgili bizleri aydınlattın. Senin yolundan teşekkür yürümek ederim. İsteyen izleyicilerimiz varsa, genç kardeşlerimiz varsa, onlara da bir nebze olsa ışık tuttuk. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Ve bundan sonraki yaşantında sana başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz, yaşamın renklerinden bugünlük de bu kadar. Bugünkü konuğumuz Helin Aydın'dı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ve ikinci bir bildiriye kadar sokağa çıkmamalarını rica eder. Şehirden haber geldi. Asker darbe yapmış. Gelin gidelim. Lan içeride de böyle demirlermiş. Ben ne edeyim o? Darbe oldu. Oğlum gitti. Herifim gitti. 40 senedir ne ölüden ne diriden haberim yok.